Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde biraz daha figüre geçiş yapacağız nihayet. Figür derken portrenin altyapısıyla başlayacağız. Portrenin altyapısıyla ilgili söylenecek çok şey var. Herkes kendi tarzında işte basitleştirerek bir şeyler anlatıyor. Durer'in portre çözümü farklıdır, Michelangelo'nun farklıdır. Bugün mesela Amerika'daki bir başka ressamınki farklıdır. Farklı derken portrede orantılar 3 aşağı 5 yukarı benzer şekilde bulunur ama kimisi prizmadan yola çıkar, dikdörtgen prizma, kimisi iki daireden, kimisi iki elipsten. Bu şekilde kolaylaştırılır. Tabii elipsin tombulluk derecesini, hani geniş elips mi, dar elips mi bilemediğimiz için yani karşıdaki öğrenci, öğrenmeye çalışan kişi nasıl yapacağını bilemediğimiz için daire burada biraz daha kolaylaştırıcı unsur. Yani daireden yola çıktığınız zaman hiç bilmeyenlerden bahsediyorum. Biraz daha kolay çözüme ulaşırsınız. Gözünüz geliştikten sonra portre üzerinde biraz daha bilgili, çizim üzerinde daha gözünüz gelişkin ve bilgili olduktan sonra elipse, prizmatik formlarla da bulabilirsiniz. Farklı yöntemleri deneyebilirsiniz. Ama ben yıllardır öğrencilere öğrettiğim dairesel form üzerinden kolaylaştırılmış. Şimdi size nasıl bulunacağını göstereceğim. En basit formülü bu. Şimdi burada bir daire çiziyoruz. Kenardan başlıyorum ki buraya doğru diğer kısımları da sığdırabilirim. Tam ortasından dikey bir aks alıyoruz. Dairenin tam ortasından geçen dikey bir aks alıyoruz. Her iki tarafı eşitlemeyi öğrenin. Bu eşitlemeler gözünüzün de gelişmesini sağlar. Şimdi burada dairenin şurada yarıçapı var ya, yarıçapından biraz daha az bir mesafede şöyle bir işaret alıyorum. Şimdi burada bir daire daha alıp da çizebilirsiniz ama bu daire aşağı iner, yukarı çıkar, portrede uzama olur, ayarlayamazsınız. Yani en kolayı yarıçapından bir tık kısasını şurada almaktır. Şimdi daha kısa aldıkça portre çocuklaşır. Bakın burası ne kadar kısa olursa o kadar çocuk olmaya başlar. Çok uzarsa orantı bozulur ya da işte bir takım genetik bozukluklar oldu, yüzü uzamaya fazla uzamış olan tipler çıkarırsınız ortaya, karakter çıkarırsınız. Ama biz yarı çapından bir tık kısa aldık mı burada doğru düzgün bir form elde edebiliyoruz. Şimdi buradan şu merkez noktaya göre birazcık çene genişliği bırakacak şekilde şöyle bir yay çiziyorum. Bakın burada bir genişlik bırakın. Yaylarınız uzun olsun. Çizgileriniz uzun olsun. Aynısının simetrisini bu tarafta çiziyorum. Bakın burada iki tarafta da genişlik bıraktım. Şimdi bunu ne yapıyorum? Şuradaki görüntüyü de düşünerek şuradan birleştiriyorum. Aslında bunlar rotamızı oluşturmak için. Gördünüz mü? Burada maksat oval bir form elde etmek. Yani ters duran yumurta formu, oval. Yumurta başlı başına oval bir formdur ve portremizde benzerlik gösterir altyapı olarak. Şimdi üst çizgiyi belirliyorum, alt çizgiyi belirliyorum. Bunlar portremizde üst ve alt çizgiler, sınırlar diyelim. Şimdi bu ikisinin, bakın bu ikisinin ortasını bulduğumuz zaman aslında göz hizalarını bulmuş oluyoruz. Ama böyle milimetrik göz hizası değil. Yani burada gözün üst kapağına falan yaklaşık denk gelen bir hizadan bahsediyoruz. Şimdi bunu daha çok gene aynı noktaya ne denk geliyor? Burnunda şuradaki şu kısmı denk geliyor bakın. Göz kapağıyla burnunun başlangıcı. Bu kısmı burnun burası denk geliyor. Şimdi tekrar aynı zamanda üst göz kapağı. Tekrar bu ikisinin ortasını bulduğumuz zaman bakın iki çizginin ortasını buluyoruz. İki eşit parça. Sürekli ortayı buluyoruz. Şimdi burası da burnun bittiği yeri veriyor bize. Yani burnun gerçek uç noktasını veriyor. Gene aynı iki çizginin arası kulağın başlayıp bittiği yer bakın. Yani neymiş? Bu iki çizgi portremizde oldukça önemli bir yere sahipmiş.
Gözün üst çizgisini, üst kapağını veriyor. İşte bu ara ölçüler farklı. Burnun bittiği yeri, kulağın başlayıp bittiği yeri. Tekrar bu ikisinin ortasını bulduğumuz zaman yaklaşık olarak, bakın yaklaşık olarak diyorum, alın kısmını veriyor. Alın başlangıç, bitişi, saçın başlangıcı vesaire. Şimdi buralar, buradaki bu dairesel şişkinlikler daha sonraki konularla beraber tabii ki yontulacak. Oralarda kafatasımızın yan tarafındaki basıklıklar vardır. Fakat bu genel oranlamada, hani başlangıç rotası çiziyoruz. Bunlara biraz gözünüz alışınca daha sonra biraz daha detaylarını görüyorsunuz çünkü. Bu en basit hali, portreyi algılayabileceğiniz en basit hallerden bir tanesi. Şimdi diğer tarafa tekrar alıyorum. Şöyle yapalım. Ben de rahat çizebileyim. Bakın daireyi çiziyorum. Ortadan aksımı çiziyorum. Yarı çaptan biraz daha kısa çene hizasını alıyorum. Yan taraflardan yanağın gelişini ayarlıyorum. Üst sınırı çiziyorum. Alt sınırı çiziyorum. 4 tane önce ortayı, bakın hep eşit bulmak için 2 ölçü biriminin ortasını bulun. Siz ortasını bulurken tabii ne yapın? Ölçün. Ölçerken ne kullanabilirsiniz? Ben burada kendi ölçü kalemim yok elimde. Ölçü birimim olarak şunu kullanayım. Bakın mesela şöyle ölçtünüz. Şu şekilde yukarı çıkardınız. Diyelim ki siz eşit ölçemediniz. Ne yaptınız? Şöyle bir ölçü biriminiz var. Bu üst, bu alt. Tam ortasını bulmak istiyorsunuz. Şöyle yaptınız. Bunu ortası zannediyorsunuz. Şimdi bunun ortası olup olmadığını anlamak için şöyle alıyorsunuz. Bakın. Tamam mı? Yukarı taşıyorsunuz. Gördünüz mü? Bakın tam çizgiye gittiniz. Parmağınızın olduğu yeri işaretliyorsunuz kaleminizle. Şimdi işaretlediniz. Burada bir aralık çıktı. Bu aralığın tam ortası, yani hatanın ortası sizin gerçek olması gereken ortanızdır. Bu da bir şeyin ortasını bulurkenki pratik çözümlerden birisi. Bu da aklınızda bulunsun. Çünkü birçok şeyi ortalamanız gerekecek. Tekrar ortasını buluyoruz. Her seferini böyle ölçerseniz gözünüz gelişir. Tamam, o ölçümler çok önemlidir. Yani orantı gelişimi, göz orantısı dediğimiz şeyin gelişimi bunlara bağlıdır aslında. Tekrar böyle, yani 4 eşit parça bulduk. Şimdi bunlarda ne yapıyoruz? Bakın, elips çiziyoruz. Şimdi bunlar bizim şu dikey aksımız. Bunlar da yan sınırlarımız. Elips çiziyorum. Görüyor musunuz? Aynı genişlikte, aynı tombullukta elipsi burada da çiziyorum. Uzunluk daha tabii ki burayla sınırlı ama genişlik aynı. Üçünde de çiziyorum. Normalde biz bunları yay olarak alıyoruz ama şimdi ben size gerçek yapısını gösterdiğim için elips olarak çiziyorum. Bakın alt yayları alıyorum. Alt yayları aldığım zaman buradaki tam bize karşıdan bakan ya da bizimle aynı hizada yüz yüze bakan birinin portresini düz göreceğimiz şu hatları yay alarak kafasını aşağıya eğdirmiş oluyoruz. Yani nereye geliyor bakın. Burnun çarpıştığı nokta şu yatay ve dikey ortadaki aksa dikkat edin, her şey burada. Şu merkez nokta, çarpışma noktası. Buraya kayıyor bakın, görüyor musunuz? Çarpışma noktası buraya kayıyor. O zaman ne yapıyoruz? Şurada burnun olduğu şu dönüş yeri, yani üst göz kapağının falan olduğu yeri buluyoruz. Burası burnun bittiği yer. Aşağıya bakan insanlara dikkat ederseniz burundan sonra çene kısalmış gibi görünür. Bakın kafasının üstü uzar, daha yüksek görünür. Daha çok görünür daha doğrusu. Çene kısalır. Karşınızdaki insanlara bakın. Kulak iki yay arasında, bir insan ne kadar aşağıya bakarsa kulak o kadar yukarıda görünür göz hizasından.
Bakın burada göz hizasında, burun hizasında kulağın başlangıcı burada yukarı çıktı. Aslında yukarı çıkmıyor. Görüntü öyle gösteriyor. Gördük mü acaba? Şimdi her şey değişti. Uyguladığımız şey aynı fakat aşağı. Bir tane daha uygulayalım. Bunlar hem keyiflidir. Çizmesi de öğrenmesi de keyiflidir. Ben bir taraftan şövalemi kaydırıyorum. Böyle. Çünkü size anlatırken anca koluma göre uzunluğu ayarlıyorum. Evet, şuradan şöyle sanırım. Şöyle bakalım. Evet. Şimdi bir tane daha çizelim. En büyük sorun tabii ki ben daha önce de öğrencilere tahtada anlatırken böyle sağa doğru onlar görsün diye bu yandan anlatıyorum. Sürekli böyle bir kayma olmasıdır. Burada da aynı şey var. Kameraya ben çıkmayayım diye bu şekilde anlatıyorum. Bakın artık bu aşamaları anlatmıyorum. Vakit kaybetmiyorum. Bilemedikçe ilk aşamaya tekrar dönün. Şimdi elipsimi biraz daha bakın daha tombul alıyorum. Gördük mü? Daha tombul aldım. Yay miktarımız arttıkça doğal olarak daha çok aşağıya bakıyor. Bakın çene iyice kısaldı. Kulak iyice yukarı çıktı. Aslında kulak aynı çizgi arasında duruyor bakın. Ama göz hizasına göre yukarı çıktı diye görüyoruz. Daha çok aşağıya bakıyor. Şimdi tekrar şöyle gelelim. Bir yandan ayarlıyorum insanın hem kendisini çekip hem de anlatması, uğraşması zormuş arkadaşlar. Böyle YouTube'da kamera ayarları da kolay olmuyormuş. Zaten yakında normal kamerayla benim İstanbul'da kaldığı için kameram vesaire. Ben şimdi alayım da masraf edeyim de istemiyorum. Ama gelecek bir iki ay sonra kameram. O zaman biraz daha kaliteli çekimlerle size bir şeyler anlatma durumunda olacağım. Şimdi bu üçünü yaptık. Tekrar alıyorum. Şimdi bu araya yapalım da üst üste çakışmasın. Evet. Daha sonra zaten bakın daha sonra bu kadar fazla altyapı detayı almayacaksınız. Bunlar oranları oturtana kadar arkadaşlar. Bunu oranları oturttuktan sonra bunları atacaksınız. Bu detayların çoğunu atacaksınız. Sizin bilinçaltınızda, oranlamanızda zaten bir takım kestirmeler oluşacak. Atacaksınız ama onlar olacak yerinde. Yani bilerek atacaksınız bir orantıdan bahsederken. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar elipsimizi çiziyoruz. Ve bu sefer de üst yayı alıyoruz bakın. Gördük mü? Üst yayı aldığımız zaman ne oluyor? Kişi otomatikman şu burun çarpışma noktası bakın yukarı çıkıyor. Ortadan yukarı çıkıyor. Yukarı bakıyor. Yani bu kadar basit. Burun alttan görünüyor tabii ki. Kulak bakın gene bu sefer göze göre aşağıda görünüyor ama iki çizgi arasında yerini muhafaza ediyor. Yukarı bakan insanın kafasının üstü daha az görünmeye başlar. Burada çenemiz de bakın şu çene hizası yukarı çıkar. Ne oranda yukarı çıkar? Bu yay burada ne kadar yukarı çıkıyorsa ona yakın bir şekilde yukarı çıkar bakın. Ama şimdi çene altı görüntüsü zordur. Bunu her zaman söylerim. Burada çözümlemeleri ayrıdır yani. Bu şu anda çene altını çözümlersek hepiniz resmi bırakırsınız. Resim yapmayı öğrenmeye çalışan kişi resmi bırakır yani. Burada zor bir olay vardır. O yüzden ne yapıyoruz? Bakın yerini ayarlıyorsunuz. Şöyle biraz çıkarıp ayarlıyorsunuz. Boynun şu kısmını çizin. Kalanını gözünüz tamamlasın. Bırakın. Yani
burada. Biraz sabredeceksiniz. Öyle çizim sabretmeden olmaz. Hadi hop hep beraber, yani bu dijital ortamda her şey zaten hazıra dönüştü. Çizelim, hemen çözelim, bir tuşa basalım, olmuyor. Ha, tuşa basarsınız yapay zeka çizer. Çizer ama siz bir şey üretmemiş olursunuz yani. Yoksa yapay zeka artık her şeyi yapıyor. Fakat bunları bilenler, daha iyi tasarımcılar, animatörler, ressamlar, sanatçılar daha iyi çıkar. Sizi ne yapsınlar? Şimdi biraz daha gene daha tombul elipsler çiziyorum. Evet, yani sizi ne yapsınlar? Sizleri, özellikle gençlere sesleniyorum. Sizlerin tercih edilir kişiler olmanız için bu devirde maalesef ne yapmanız gerekiyor? Bunları bileceksiniz, sabırlı olacaksınız, teknolojiyi takip edeceksiniz, en az iki dil bileceksiniz. Bakın, en az iki dil. Bunların hepsine hakim olup bunlardan yeni şeyler çıkarabileceksiniz. Yani hem çizmeyi bileceksiniz hem teknolojiyle harmanlamayı bileceksiniz. Bu da, bakın, çeneyi de yukarı çıkardım. Biraz daha yukarı bakış. Detayları almıyoruz tabi. Tamam. Şimdi bunun ara versiyonlarını tabii ki sizler biraz daha az baktın, çok baktın ama tamamen bunu dairesel çizip ben çok daha fazla yukarı baktırayım demeyin. Bu aralarda hareket ettirin aşağı yukarı. Bunun sağ sola dönüşü var ama sağ sola dönüşünü haftaya anlatacağım. Neden? Çünkü o biraz daha farklı bir konu. Biraz daha farklı. Hepsi çorba olsun istemiyorum. Bu şekilde. Bunları tabii ki daha böyle pratik hale getireceksiniz. Yani daha sonra bir daire çizeceksiniz. Buraya bir yay atacaksınız. İşte istediğiniz kadar sağa sola baktıracaksınız bu şekilde. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar çok zor şeyler olmaktan çıkacak. Omzunu, boynunu vesairesini alacaksınız bu şekilde. Yani onlar sizin için. Bunların oluşması için ne yapmanız lazım? Bunları çalışıp bilinçaltına, bilgi dağarcığınıza, hafızanıza kazımanız gerekiyor. Ondan sonra diğer konular gelecek. Şimdi yavaş yavaş, dediğim gibi, figürün böyle basit altyapısına geçtik. Dediğim gibi Instagram'da, internette daha doğrusu, YouTube'da bu tür anlatımlarda çok farklı bir takım oranlama çeşitlerine rastlarsınız. Var, çok farklı var. Fakat bu işin içinden sıfırdan başlayanlar için böyle kolayca çıkabileceğiniz bir yöntem. Buradan çıkarsınız, sonra onları da değerlendirirsiniz, onları da dağarcığınıza katarsınız. Sorun değil. Zaten bu şakak kısımlarının, buradaki insan kafatasının yanları falan birazcık daha böyle daralacak. Bir sürü daha orada şekil var. Onları da yapacağız. Bu basit bir başlangıç, onu söylemek istiyorum. Ama buradan yana çıkıp hepsini çözebilirsiniz. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Figür gelecek daha sonra. Figürdeki işte baş oranları, vücuda göre onlar gelecek. Böyle hafta hafta ilerleyeceğiz. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.